2019'da kaç kişi sosyal medyada yüz filtresi kullandı? Bunun verisi henüz oluşturulmadı ancak 2017'de rakibi Snapchat'ten koltuğu zorla devralan. Instagram yeni açılımlarla yüzlerce yüz değiştirme filtresi kullanmaya başladı. Savaş çıkarının konusu bu yüz filtreleri değil, daha üst bir noktada olan ve yakın gelecekte daha da dikkati çekecek Deepfake teknolojisi. Tamam mı? Oldu mu Celal? Kurguda Celal şu an yüzme nasıl bir filtre uyguluyor tam olarak bilmiyorum. İş onun insafına kalmış durumda. Bu yeni teknolojiye göre şu an gördüğünüz üzere herkes her şeye kolayca dönüşebiliyor. Video montaj becerisine ya da programlama dili öğrenmeye gerek yok. Ha tabi Celal'in kurgu becerisine video boyunca daha iyi göreceksiniz, orası ayrı. Anlaştıysak beni normal aleme çevir ve başlayalım. Hadi ama eğer Amişler mensubu değilseniz, ki öyleyseniz zaten videoyu görmeyecek olurdunuz, doğru. Deepfake teknolojisi de aslında biraz Amişler'le bağlantılı. Amişler bu çağda 17. yüzyılın alışkanlıklarıyla yaşıyor ve teknolojiye tamamen karşı çıkıyor. Fotoğraflandıklarındaysa ruhlarının uçup gideceğine inanıyorlar. Deepfake de biraz öyle aslında. İnternetten kolayca ulaşılabilen hazır algoritmalar kullanılarak A kişisinin yüzü B kişisine montajlanabiliyor. Özetle bu. Deep çünkü derin öğrenme algoritması var. İleri teknoloji çok seviyeli derin sinir ağlarının kullanılmasıyla meydana getiriliyor. Tabii bu bizim bildiğimiz öğrenmeden biraz farklı. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Burada mı? Burada mı? Değil, buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada mı? İnsani durumlar kapsam dışına alınıyor ve makineyle öğrenme burada devreye giriyor. Hem de zeki canlılara benzer şekilde bir kabiliyetle. Sert kodlanmış kurallar yerine büyük veri setleri kullanılıyor. Bir yapay beynin ve öğrenmenin varlığından söz ediyoruz. Özetle hayvan zekasını taklit etmek için yapay sinir ağları kullanılıyor. Hatta bazen bu yüz değişimi hayvanları bile şaşırtıyor. Deep kısmı kısaca böyleydi, fake kısmı ise oldukça açık. Çünkü fake yani sahte. Bazı kalemleri artık ödememeye başlamış SGK. Ödüyor. Yalan onlar, inan. Biraz araştırmalara baktım. Deep Trace adlı bir şirket tek tek saymış mı bilmiyorum ama yayında olan en az 14.678 deepfake video tespit edilmiş. Biraz teknik meseleyle başladık ancak bir teknoloji dersinde değiliz. Sıfır arkadaşlar bakın ne zorunda değil. Muhakkak ED veya ING almak zorunda değil. Bu teknoloji net bir şekilde söyleyebilirim ki az gelişmiş ülkeleri yıkabilecek, şirketlere anlık hisse kaybı yaşatabilecek, şöhretli isimler için itibar kaybına yol açabilecek, seçim süreçlerinde büyük devletleri bile sarsabilecek bir boyutta. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha farklı boyutlarda denemeler yapılmaya başlanmış bile. Neyse ki biz daha TikTok evresindeyiz. Bu teknolojiyi keşfetmek için uzunca bir yol var önümüzde. Tamam, kapat şunu. İlk denemelerde birkaç açıdan çekilmiş yüz fotoğraflarını işleyerek başka birisinin vücuduna yapıştırmak veya o kişinin yeni bir videosunu oluşturmak gibi işlerde kullanılıyor. Bu yazılım aslında oldukça yeni. 2017'de bir Reddit sayfası üzerinden ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde yayılmaya başlandı. Bir geliştiricinin Reddit üzerinden açtığı sayfayla başlayan teknoloji hala çok hızlı bir şekilde gelişmeye ve yayılmaya devam ediyor. Muhtemelen maske hayranı birinin elinden çıktı bu yazılım. Çünkü izleyen her çocuk gibi benim de hayalimdi böyle bir teknoloji. Temel olarak iki ayrı yöntem var. Birincisi ve en çok kullanılanı görüntü üzerinden değişim. Yüz ifadesi oluşturma, ağız hareketleri, farklı mimikleri istenilen şekilde sokma konusunda epey gelişti bu teknoloji. Bir de çok göze batmayan ama geliştirme aşamasında olan ses oluşturma yöntemi var ki bu daha tehlikeli. Başlangıç aşamasındaki haliyle bile
Derin ses, duyduğu herkesin sesini sadece 3.7 saniyede klonlayabiliyor. Bu teknoloji şu an için sadece teknoloji çalışan firmaların elinde. Ama halkın kullanımına açılabilir. Şirket yetkilileri son kalan ufak teknik sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ama yazılımı kötü niyetli kullanımla ilgili endişelerinden dolayı halka açmayacaklarını söylüyor. Ama tabii yakın zamanda bir uygulama olarak karşımıza çıkacağına emin olabiliriz. Her teknoloji gibi bu teknolojinin de kötü niyetli kullanımı mümkün. Bu amaçtaki ilk deepfake denemeleri ünlüler üzerinden oldu. Sadece bir yüz fotoğrafıyla bile uygunsuz bir durumda olan kişiye monte yapılabiliyor. Burada tabii o uygunsuz monteleri göstermeyeceğim. Ama amatör yollarla yapılmış denemeleri YouTube'da çokça bulabilirsiniz. Şöhretli isimlerin ardından hedef siyasiler oldu. Birkaç yıl önce Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda devlet başkanları gerçek zamanlı olarak sahte videoda oynatıldı. Gerçek zamanlı değişim şu anlama geliyordu. Canlı yayında bir politikacı konuşurken deepfake ile değiştirilmiş yayın politikacının konuştuğunun yerini alabilir. Necmet Erbakan yoktu. Bütün dikkatlerini, evet, şey bozuldu. Prompter bozuldu. Tabii böyle hataların da önüne geçilebilir ama bu konu tamamen ayrı. Fark edilene dek piyasaları krize girebilir, diplomatik ilişkiler etkilenebilir, hatta siber savaşların ve dijital felaketlerin yaşandığı günümüzde toplumsal olayları tetiklemek ve algı yönetimi amacıyla da kullanılabilir. Amerikalı yayıncı BuzzFeed de uyarı için hazırladığı videoda eski başkan Barack Obama'yı konuşturdu. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Video ilerlerken görüldü ki aslında konuşan Obama değil, bu çok şaşırtıcı değil mi? Amerika'da 2020 seçimleri kapıya dayanmışken bu teknoloji ciddi bir politik tehdit olarak değerlendiriliyor. Siber güvenlik alanında çalışmalara imza atan Kipnet Labs'e göre deepfake kullanıcıların sayısı sadece bir yıl içinde iki katından fazla arttı. Bu arada Kipnet Labs uzaklardan bir şirket değil, yerli bir kuruluş, yani asalım bayrakları. Aralık 2018'de 8.000 civarında olan videoların sayısı 15.000'in üzerine çıktı. Bu videoların %96'sı müstehcen görüntülerden oluşuyor ve genellikle Amerikan, İngiliz ve Güney Koreli K-pop yıldızlarının yüzleri kullanılıyor. Evet, konu yine K-pop'a geldi. Amerikan medyasına göre rahatsız edici bu teknoloji şimdiye kadar görülen en korkunç şey. Evet, korkunç ama sanırım hiç Ku Klux Klan görmediler. Amerika'da görülebilecek en korkunç şey halen ırkçılık. Tarihi Kızılderililere ve siyahilere ayrımcılıklarla dolu ABD'de Trump'ın desteğiyle ırkçılık varlığını sürdürüyor. For the vote of every single African American citizen in this country, what do you have to lose? You're living in poverty. Your schools are no good. You have no jobs. 58% of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose? Türkiye siyaseti henüz deepfake dalgasıyla tanışmış değil. Zaten deepfake olmadan da eğleniyoruz. Birer soru sormak istiyorum. Kısa birer kelimelik. Moderasyonu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz? Ama yakın gelecekte Türkiye'de de politikacılar üzerinden gerçeğinden ayırt edilemeyecek deepfake videolar üretilebilir. En az bu kadar dikkat çekici olur eminim. Bir teyze varsa oynarım onunla. Söz veriyorum oynayacağım. İşin maddi kısmı da var. Her teknoloji yeniliği kendilerine uyarlayan dolandırıcılar. Hayır, bunlar değil. Başka bir grup, Almanya merkezli bir şirketin CEO'sunun sesini yapay zeka tabanlı bir yazılımla taklit ettiler ve hesabından para çektiler. Bu tek bir olay da değil. 2013'ten bugüne ses taklidiyle gerçekleştirilen suçlarda %50 artış tespit edildi. Devletler ve büyük şirketler yapay zekanın sahtekarlık riskini göz önünde bulundurarak önlem almaya çalışıyor. Tabii aklımıza gelen basit yöntemlerden biraz farklı. Milyonlarca dolarlık anti teknolojiler geliştiriliyor. Microsoft, Facebook, MIT, Google ve Pentagon deepfake'i engellemenin ve tespit etmenin yollarını aramak için birlikte çalışıyor. Adeta ölüm grubu değil mi?
Bu çalışma grubuna girecek herhangi bir kurum, Barcelona, Dortmund ve Inter'le aynı gruba düştüğünü gören Slavia Prag yöneticisi gibi hissedebilir. F. Group F for Slavia Prague. It's quite a challenging group actually for this Czech team. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter and Slavia Prague. Kanunlarla da önlem çalışmaları devam ediyor. Amerika'da gerçek dışı görüntüleri üretenlere ağır cezalar getirilmesi gündemde. Kurbanlar bu video üreticilerini itibarı zedeleme suçundan mahkemeye verebilecek. Hatta Kaliforniya eyaletinde deepfake'in bireysel kullanımı yasaklandı. Virginia'da ise derin sahtecilik videoları kanunlara eklendi. Almanya'da ve birkaç Avrupa ülkesinde de benzer önlemler 2020 ajandasına alındı. Farklı önlemler de alınıyor, video arşivleriyle kurumlar bulundukları videoların ham hallerini kayıt altına tutacak. Savunucu ağlarla sosyal medya platformlarında doğrulama yapılacak, montaj çalışmalarındaki hataları ortaya çıkaran yazılımlar geliştirilecek. Peki büyük gaflara imza atan bir politikacı gerçek videosu için deepfake ile yapıldı diye savunma yapabilir mi? Bizi başımıza gelmediği gibi aslında dünyadaki diğer teyitçilerin de çok şu an için karşılaştığı bir şey değil. Ama bir tehdit. Dünyadaki bütün fact-checking organizasyonları deepfake tehdidinin ya da tehlikesinin farkındalar. Bence bu da önemli. Bunu pek çok toplantılarda konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Buna karşı nasıl önlemler alabileceğimizi tartışıyoruz. Ya şu an için deepfake videosunu tespit edebilmek görece kolay. Yani şöyle mimiklerden anlayabiliyorsunuz. El ve yüz hareketleri yaptığında çeşitli bozulmalar oluyor. Bunları tespit edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu teknoloji mükemmelleşebilir ve bunu kötü niyetli aktörler de yapabilir. Bir iddiayı ortaya atanın diğer farklı kaynaklarla da, farklı delillerle de söylediğini ispat etme zorunluluğu oluyor biliyorsunuz. Yani aslında bu gazetecilikte de böyledir. Test kayıtlarında bir oynama varsa bunlar anlaşılabiliyor. Uzmanlar bunlara bakabilir. Görüntüdeki dediğim gibi işte o bozulmalar tespit edilebilir ki bunlar yapılabilir. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçte ne kadar mükemmelleşeceğini bilmiyoruz. Sorun biraz o. Tabii o mükemmelleştikçe tespit yöntemleri de o kadar mükemmelleşecek. Deepfake'in iyi kullanımları da mümkün. En son örneği Robert De Niro ve Al Pacino'nun rol aldığı Martin Scorsese filmi The Irishman'de görüldü. Aktörler flashback sahnelerinde makyaj teknikleri yerine kodlama teknolojisiyle gençleştirildi. Kurtlar Vadisi'nde Aslan Bey'in hoşuna gidecek bir özellik değil mi? Artık aynada yüzüne bakabilirsin. Hadi bakın mı aval aval, suratın bir yere kaçmıyor. Ömrün sonuna kadar daha çok görürsün. Hem zaten bu teknolojinin Türk sinemasına henüz gelmemiş olması biraz da sevindirici değil mi? Yoksa Müslüm filminde efsane sanatçıyı Timuçin Esen canlandırmamış olacaktı. Yine sinemada bir iyi yanı da hata yapılan bir diyaloğun yeniden çekimine gerek duymadan düzeltilmesine olanak sağlamak. Artık sette yönetmenler biraz daha sakin olabilecek. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Çakkal oradayım lan. Yerli ve yabancı eski filmler üzerinden de yüzlerce örnek görmek mümkün. Hem fena olmaz aslında Hababam Sınıfı eski kadrosuyla devam etse, kötü örneklerle de karşılaşmamış oluruz. Dil konusunda da deepfake kullanılabiliyor. Hello. Hello. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Hayır hayır, bu deepfake değil, İngiliz bir teknoloji firması ses getirecek bir çalışmaya geliştirme aşamasında. Kamera karşısına geçen ve İngilizce konuşan kişi, ufak bir dokunuşla akıcı bir Fransızca, Portekizce'nin yanı sıra Mandarin lehçesinde dahi konuşabiliyor. Bizim minik Fatih'ten daha başarılı değil mi ama? Fatih, sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin şimdi? Kardan adam yapabiliyorum. 2020'de deepfake teknolojisine ait örnekleri çokça göreceğimiz açık. Devletler, kurumlar ve bireyler arası birçok tehlikeli olaya yol açabilecek, savaş dahi çıkarabilecek bu yazılımı her yönüyle... Ne oluyor yine Celal? Sanırım Celal uzattığım için bitirmemi istiyor. Beni daha kötü hallere sokmadan bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. GZT'ye abone olmayı ve her platformda takip etmeyi unutmayın.